Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size Girls Frontline, yani kızların ön cephesi adlı oyunumuzda hangi sınıfın ne avantajları var, hangi şekilde formasyon kullanmanız için daha iyi olur, bunlardan bahsedeceğim. Örnek olarak bazı sınıflar diğerlerinden daha fazla hasar alırken bazıları daha yüksek hasar verebiliyor. Ama hepsinin tabii dezavantajı ve avantajı var. Bunlardan size şimdi kendi formasyonum üzerinden detaylarını bahsetmek istiyorum. Mosile Grant'ımız bir hoş geldin dedi öncelikle. Hemen geçtik. Şimdi Rifle. Mosile Grant'tan başlayalım. Mosile Grant bir rifle. Üstteki RF kısmı ve sniper tüfeği gibi simgesinden anlaşılacağı üzere. Amacı yüksek hasar tek bir kişiye vermek. Kaçınması ortalama bir seviye. Yeniden yüklemesi ve ateş hızı düşük. Neye yarıyor? O zaman rifle, hani ateş hızı düşükse ben neden kullanmalıyım? Rifle'lar tekli hedefleri yok etmek için sizin aradığınız silah diyebiliriz. Hemen göstereyim. Rifle'ların kendine özel skill'leri var ama mesela Mosin Nagant'ın yeteneği şu. 1,5 saniye. Nişan aldıktan sonra 3 kat hasar veriyor. Peki Mosin Nagant ne kadar vuruyor? 49. 49'u 3 çarptık, 150. Hemen başka bir tarafa geçelim. MP40. Mesela bizim tarif hafif tarif tüfeğimiz ya da hafif makinalı tüfeğimiz, nasıl çağırmak isterseniz. Ben SMG olarak çağıracağım genel olarak. İngilizcesinden geçen tavır olduğu için. Hasarı 11'miş bizim SMG'mizin. 3 saniyede 33 hasar vuruyor demektir. Buradaki fark şu. Bizim Mosin Nagant'ımızın tek bir hedefe vurduğu hasarı MP40 15 saniyede vuruyor demektir. Hani aradaki fark o kadar büyük ki farklı bir karakterle araya koyabileceğiniz ya da önüne geçebileceğiniz bir durum değil. O yüzden mutlaka eğer bir boss göreviniz varsa ya da tekli hedefleri indirmekte zorlanıyorsanız rifle mutlak lazım size. Zaten benim için her takımda bir rifle, bir assault rifle. Eğer kullanabiliyorsanız tekli, yani handgun, yoksa gene assault rifle. Yani iki tane assault rifle'dan kastım taarruz tüfekleri. Mesela benim SG-44'üm ile FAL assault rifle'lar, taarruz tüfekleri. Hemen taarruz tüfeği demişken onlardan bahsedeyim. Onlar genel olarak eşit sınıflar. Hasarınız ortalama, kaçınmanız ortalama. Ortalamadan kastım biraz düşük aslında. Mesela SG-44'ün 7. Onun dışında verdiğiniz hasar ve buff'lar vesaire hepsi ortalama seviye. İsabetimiz 8, hasarımız 21. SMG'den yüksek ama Mosin Nagant seviyesi değil. SMG'mizin kaçınması 9, kendisinki 7. Yani assault rifle'lar biraz daha dengeli sınıflar diyebiliriz. SMG'lerde şöyle, hasarları düşük ama çok hızlı hareket edebilen, savaş alanında biraz daha hızlı koşuyorlar. Bunun da aslında ufak da olsa bir önemi var. Ve savaş alanında hızlı ederken düşmanın hasarından kaçabilen sınıflar. Bu da onları ön saflarda durabilen bir sınıf yapıyor aslında. Çünkü rakibin alabildiği bütün hasarı siz kaçarak engellemeniz durumunda rakibe bir nevi tek taraflı bir hasar vuruyorsunuz. Onlar size daha dokunmadan savaşı bitirebiliyorsunuz. MG, yani machine gunlar, ağır makinalı tüfekler. Şurada ikinci sırada gördüğünüz gibi. Çok yüksek hasara sahipler ama mermi değiştirmeleri gerekiyor. Mermi değiştirirken vuran o var. Ve sizin şu sağ üst kısmında gözüken mermi stoğunuzu sömürüyorlar. O yüzden eğer takımınızda birden fazla machine gun kullanıyorsanız savaşa girdiğinizde kazandığınızdan daha fazla mermi kaybetme ihtimaliniz var. O yüzden machine gunların ideali de bir tanedir. Şu anki benim ideal takımım bu şekilde. Hani eğer bir teklim olsaydı iyi seviye, SG-44'ün yerine tekli alırdım mesela. Çünkü teklilerin olayı da şu. Kaçınmaları biraz var. Hani hep hafif makinalı tüfekler kadar var neredeyse. Ama bütün takımı buff'lıyor biliyorlar. Yani mesela bir MP tekliği şu an gösterdiğim rifle'ın olduğu kısma koysaydık etrafındaki dördünü birden bufflayabilirdi. O kadar büyük buff'ları var. Şu an teklimiz olmadığı için bahsetmeyeceğim. Hemen buff'lara geçelim. Formasyona girdiniz. Şu
şu an karakterin sağ üstünde gözüken kısmını görüyorsunuz. Bunlar ne anlama geliyor? Şöyle. Mesela SMG'miz kendi arkasının sol ve sağ kısmındaki assault rifle'lara yani AR'lere, tağır süreklerine kaçma ve isabet vuku veriyormuş. %25 ve %20 çok büyük bir bağ. Yani sizin isabetinizi 4'te 1 oranda arttırıyor ve bir o kadar da kaçma ekliyor neredeyse. Kendisinin kaçırmasına yakın bir kaçırmaya sahip oluyorsunuz. Sizin 7 idi. Bu buff'ta gelen de 8.5 gibi bir şey oluyor. Oyunda onu 9'a yuvarlıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal yuvarlamıyordur çünkü sayılar zaten ufak. Hatta şöyle yapalım. Böyle yaparsak daha mı iyi oluyor? 978. Böyle daha iyi oldu mesela. Ben şimdi neden bunu böyle yaptım? Bizim asıl tarafımızın özelliği isabeti 60 ve kaçınma %20 veriyormuş önündeki makinalı tüfek için. Ben bunu MP40'a verdiğim zaman MP40'ın şu anda %40 kaçınması ve %60 isabeti var. Hem hasar almazken hem vurduğu bütün hepsini tutabilecek bir seviyede şu anda benim için. 9 kaçınması vardı. Bunu %40 arttırdığınızda 13'lük bir kaçınma sebep oldu. Yani nasıl hesaplanıyor bilmiyorum ama şimdi düşünüyorum isabet puanıyla beraber. Büyük ihtimal yaptığımız görevlerin çoğunda bize rakibimiz dokunamaz bile. Diğer bufflara geçelim. Şimdi STG-44'ümüz yani MP44 diyecektim az kalsın. STG-44 olan şu ortada kullandığımız silah. Tarihte daha çok kullanılan ismi MP44 yani Almanya'nın kullandığı 1944 yapımı bir silah olduğu için. MP44'ümüz tüm buff'ı ön tarafındaydı. Onu da koyduk yerine. Şu anda iyi bir formasyonumuz başladı. Makine tüfeğe baktık. Makine tüfeğimiz de gene hasarla low şans olarak tahmin ediyorum. Ona bakmam lazım detaylıca. Hasar ve şansını buff'luyormuş. İki sıra önündeki hafif makine tüfek için. Bu buff da bizim şu anda MP40'ımıza işliyor. Ayrıca bizim assault rifle'ımız ne yapıyormuş? Öndekileri %20 kaçırma veriyormuş. Bu buff da çapraz da olsa MP40'ımız gene alıyor. Sadece Mosin'le gantımıza göre bir buff yok. Hani ideal bir takım kuruyorsanız herkesin birbirini bufflaması istersiniz ama dediğim gibi benim tekli yerine koyabileceğim birisi olmadığı için Mosin'le gantım buff'ından yararlanamıyorum. Ama bir teklimiz olsaydı mesela bu takım bence 2100 puana gelebilirdi. Şimdi kaydedelim çıkalım. Genel olarak takım buffları bu şekilde. Hani sınıflarınızda neyin hangi yeteneği var onu açıp bakmanız lazım. Her karakterin farklı yeteneği olduğu için mesela size girip bir tekliği göstermek istedim şimdi. Mesela tekliği gördünüz. Etrafındaki 4 kareye hem rof buff'ını, şans buff'ını veriyor, hem isabet veriyor. Hem de bakayım. Oyunda bir özellik var dummy linking diye. Yani bir savaş alanında iki tane 19-11 görüyorsunuz. Bunun detayından bahsederim size. Aynı karakterden iki tane savaşa giriyormuş gibi düşünün. Bu şekilde o buff'ı arttırıyormuş. Ondan iki tane olursa. O buff'ı mesela biz şuraya alsaydık. Bizim seviyemizde bir karakter olsaydı. Bizim bu takım mesela 2100-2200'e çıkardı o buff sayesinde. Ama yok şimdilik. İleride eğer bir üretim videosu çekersek belki amacımız o olur. İyi bir tekli yakalamak için uğraşırız. Şimdilik benim bahsedeceklerim bu kadar bu konuda. Sizin sormak istediğiniz ya da formasyon konusunda merak ettiğiniz kendi takımınızda karakteriniz var mı iyi bir formasyon çıkaramıyorum diyorsanız kendi karakterlerinizi yazın yorum kısmına. Ya da farklı önerilerinizi yazın. Ben onlara göre bakıp size yorum olarak bir yanıt veririm. Genel olarak bütün karakterleri bilmiyorum hani hepsini yazarsınız anlamam ama silahların isimlerini yazarsınız ve yanına türlerini olabildiğince bakarak size yardımcı olurum. Şimdilik videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.